Evet canım, dinliyorum. Ay bir kere ben turuncuyu çok seviyorum. Gerçekten. Böyle beni çekiyor. Mesela senin evin de evet ahşapta ama bak öyle bir renk patlatmış ki bu ahşaplar bana güzel geliyor. Çünkü ben enerji bir insanım zaten. Enerjiyi seviyorum. Teşekkür ederim. Ama sadece benim takıldığım nokta. Buradaki tablonun ne alaka hayatım? O tabloda... Bir de konuşup tamam. Sonra cevap ver. Bir de şu tek bercilinin ahşapları farklı bir tanesinin. Ona takıldım. Tamam. Bir de şeye de takıldım, saatine. Onun haricinde ben çok beğendim. Ben acaba turuncu perde mi yaptırsam? Bir soralım, kaça yaptırmış olabilir? Valla çok güzel, ben çok sevdim. Soralım tam fiyatını. Tam benim rengim. Fiyatını ne soralım. Odadaki bütün perdelerin fiyatı 4000 lira. Bu oda 4000 TL. Çok uygun Aslı Hanım. Bir de ama bir şey dikkatimi çekti hayatım, perdelerin boyu kısa. Ay dün uzun dedim, bugün kısa diyorsun. Aslı Hanım kısa sen ama. Şu perdelere bir dokunma kurban olayım. Perdelere bir giriyorsun, perdeden çıkamıyoruz. Niye fonların kısa yavrum? Söyle orada bari. Yani aslında perdeci gelip ölçtü ama bu şekilde. Ölçememiş. Bak sen çektin. Perdeciler canlı çekti. Tekirdağ'da ne çektiler, iyi bir perdeci varsa Aslı Ünel olarak gelip bakacağım ya. Aslı bu kızların hepsi perdelerden çekiyor. Bir tek benim perdelerimde sıkıntı yok sanırım. Gerçekten. Hiç konuşmadık. Perdecinin başında mı durdun? Ne yaptın abi? Gayet iyi bir... Perdecin iyi de. Durdum bunların aslında. Neyse ki ütüleri var. Ütüye girmiyoruz. Evet Kübra, senle devam edelim. Renkleri uyumlu bir salon. Bohem sevdiğini söylemiştin. Evet. Tablonu çok sevdim. Tekirdağ'ın denizi mi? Yani hani o denizin o dalgası. Ben sahilde yürümeye vesaire çok seviyorum. Aşağı sahil değil mi? Öyle ama her zaman sahile gitme şansım olmuyor tabii ki. Tavlaya bakıyorum. O gerçekten farklı bir hava katıyor. Güzel, tatlıymış. Diye düşünüyorum. Salonun genel olarak uyumlu ama hiç benim tarzım değil. Evet. Çünkü gösterişli değil. İddiası yok. Benim için sıradan bir salon. Teşekkür evet. ederim. Bence güzel renk de bir gösteriş ya bana. Bir şey söyleyeceğim. Avize biraz farklı geldi bana. Bunun fiyatını öğrenebilir miyim? Avizenin fiyatı 1400. 1400. Böyle kaburga gibi duruyor değil mi? Evet. Çok farklı. Biz eşimle ona ahtapot diyoruz. Ahtapot. Evet, evet. Sen farklı. Ne diyorsun Merveciğim? Ben salonu genel olarak çok beğendim. Zaten tamamen benim tarzım. Sadece perdenin tonunu şu berjerle aynı tonda görmek isterdim. Ben de çok isterdim. Çok daha mükemmel dururdu. Bir ton hiç karışması var arada. Ya. Ama çok rahatsız sırıtmıyor etmiyor. Ama hani çok öyle isterdim. Yoksa güzel duruyor. Bayağı teşekkür açmış. Ederim. Aslan Hanım, saati ben de beğenmedim. Ben istiyorum lafını bitirince. Saati ben de beğenmedim. Yani buranın hı-hı saati değil bence. Ya da bir de burada değil de şu kolonda olmalıydı. Evet. Hem evet. Aynanın çerçevesine de uyum sağlardı yan yana durursa. Evet. Onun dışında evet. Burada bir bohem parçalar görmek isterdim kendi yaptığım ben böyle hasır parçalar. Ben de isterdim. Gerçekten güzel durur. Mesela yani yapıştırsan böyle minik minik bohem evet tarzı şu şeyler. Şu çiviyi çakmak için bile o kadar çok çaba sarf ettim ki. Ne diyorsun ya? Ev sahibim bu konuda çok ama duvara zarar vermeyen kağıtlar var, onları kullanabilirsin. Evet. Ben onlarla yapıştırdım ev. Sen biraz ederim aksesuar evet tamamlasan evet daha güzel. Daha 3 aylık ama tamamen evlendiğim parçalar gibi işe başladım. Çok anladım. Şey halının fiyatı nedir hayatım? Bu halıyı birinde daha gördük sanki. Halının fiyatı. Benimkinin biraz farklı. Efendim? 1200. 1200. Kanepeler? Kanepeler takımı da 25.000. Peki yemek masam? Yemek masam da 30.000. 30.000 TL. Evet, çünkü o gerçek ağaç. Gerçek ağaç. Evet Sıla bir şey söyleyecektin. Ben Merve'ye bir soru sormak istiyorum Aslı Hanım. Benim evime emek yok, emek yok dedi ya. Bu evde emek adı altında ne gördü çok merak ediyorum. Az önce söylemiştim, bir şeyler görmek isterdim. Burada hasır hı-hı parçalar, kendi yaptığın dedim. Başka hani beni emek dinliyor olarak musun? Ben de ne görmedim mesela? Henüz evin tamamını görmedim. Belki bir yerlerde vardır. Ama hayatım bana dedin ki ustayı getirmiş, vermiş parayı yaptırmış. Evet senin mutfağın öyleydi. Bu mobilyalarda parayı verip alıyorsun ya. Ama kombinasyon yapmış ama. Kombinasyon yapmış. Siyah alıyoruz karıştırmış mesela turuncunun evet içine. Anlatabiliyor muyum? Emek bu mu sence? Evet bu. Emek ben o zaman henüz görmedim hepsini. Satın almak ama... Öyle olsaydı kendi evimde görürdün zaten, her şeyi satın almak olmadığını görürdün. Ama ben yani çok yoruluyorum ya. Evet. Valla ben de tartışıyorum. Gerçekten ben de yoruluyorum. Bir dakika şimdi. Gerçekten pozitif olmaya çalışıyorum ama sürekli bir insanın negatif enerji vermesi beni çok rahatsız ediyor artık. O zaman ne yapalım hanımlar biliyor musunuz? Ben sizi burada mutfağa göndereyim. Biraz havamız değişsin. Ya neden benimle uğraşıyorsun? Ben senin evini beğenmedim. Yani beğenmemiş olabilirsin. Ben de zaten evimi beğenip beğenmemen hakkında yorum yapmadım.
emek adı altında bir cümle kullanmıştın. Evet. Onu burada emek olarak ne gördün onu merak ettim. Ben de ona diyorum onu ki cevaplamanı senden istedim. Bir şeyler görmek isterdim bu duvarlarda, kendin yapabilirdin dedim. Henüz evinin hepsini görmedim. Burada da sadece söyledim. Burayı gördüm. Hanımlar lütfen yeter. Ben Gökçe'nin mutfağını çok merak ediyorum. Ben de. Evet lütfen mutfağa geçelim mi? Hadi evet. Buyurun hanımlar Gökçe'nin mutfağındalar. Merve'nin ilk günü geçti. Yapacağını herkese yaptı. Kankasının evine gelince sustu. Çünkü vereceği puanı önceden ayarlayıp geldi Merve. Bu çok belliydi.